Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz psikolog Melike Şencan. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. İsmim Melike Şencan. Psikoloji bölümünden mezun oldum. Şematerapi eğitimi aldım. Bu şekilde danışanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu konuya ilginiz nasıl başladı acaba? Bu konuya ilgim bir vaka karşısında insanların gösterdiği tepkiler doğrultusunda nasıl etkilendiği beni de etkiledi açıkçası. Bazı insan hayatına hiçbir şey olmamış gibi, o problemi yaşamamış gibi devam ederken aynı olayı yaşayan başka bir insan hayatı orada durabiliyor ve yoluna devam edemiyor. Bunun altında yatan sebepler nedir? Ne şekilde etkilenerek bunları yaşadıklarını merak ederek bu konuya ilgimin olduğunu fark ettim. Sonrasında psikoloji bölümü okumaya karar verdim. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii. İnsanların yaşadığı problemler doğrultusunda baş edemediği noktada aslında bize başvuruyorlar. Tabii daha başında başvurulsa çok daha hızlı bir sonuç alınabilir ama baş edemediği noktadan sonra başvurduklarında biz de onların yani problemi ortadan kaldırmak elbette mümkün değil ama daha başa çıkabilir hale getirmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Talepler tabii daha çok hızlı iyileşme, hızlı aksiyon alma şeklinde. Tabii takdir edersiniz ki bu bir başınız ağrıdığında bir ilaç alırsınız ve geçer. Ama psikoloji alanı böyle bir şey değil. Uzun bir süreç gerekiyor. Yavaş ilerleme gerekiyor. Aslında bir yolculuk olarak bakılması lazım. Hani hızlı iyileşme noktasında birazcık bocalayabiliyoruz. Evet. Peki mesleğinizin zor yanları nelerdir acaba? Baktığınızda insanların travmalarını dinliyorsunuz aslında. Bu çok da kolay bir şey değil ve gün sonunda yalnız kaldığınızda o travmalardan sıyrılabilmek ilk başlarda çok kolay olmuyor açıkçası. Etkileniyorsunuz ister istemez. İçselleştiriyorsunuz evet. Biraz pek objektif evet. Olamıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ama zamanla farklı insanlarla karşılaştıkça, yani pratik yapmaya başladıkça açıkçası bu olayın üstesinden gelmeye başlıyorsunuz. Evet. Şema terapi dediniz, nedir bu? Şema terapi insanların küçüklükten itibaren aslında şemaları oluşuyor. Ve bu şemalar küçükken yaşadığı problem doğrultusunda aslında hayatında hep aynı problemleri yaşıyor. Ama bunu farkında olmuyor. Yani atıyorum bir arkadaşı var. Arkadaşım hep bana bu şekilde davranıyor. Farklı insanlarla karşılaşıyor. Hep aynı problemi. Aslında çocukluktan gelen şemaları var. Yani şema oluşturuyor insanlar. Bunları aynalayarak hangi şeması olduğunu bularak bu şekilde tedavi ediyoruz. Çok güzel. Yani biraz çekiyor sanki o şeyleri evet, kişiler. Evet, aynen peki öyle. Çekmemek için ne yapması gerekir? Ya öncelikle farkındalığını kazandı diyelim. Sonra ne yapması lazım? Sonra birçok tabii yöntem var. Daha küçüklük çağındaki yani asıl o ilk başlangıç noktasını bulabilirseniz konuşarak bir şekilde üstesinden geliyor. Yani aslında belki de o gün yaşadığı olay hani tabii herkesin travma denen şey herkes bazen çok basit bir şey. Benim için travma olabiliyor. Bazısı için hiçbir şey olmamış gibi olabiliyor. Farklı şekilde etkileniyor. Bir öğretmen mesela çocuğa kızdı. Sonrasında yetişkin olduğunda belki sosyal fobi yaşıyor. İnsanlarla rahat iletişim kuramıyor. Haliyle o çocukluk anısındaki yaşadığı probleme döndüğünde belki de öğretmen senin şahsına değil hani o an o şekilde söyledi ama bunu bu kadar içselleştirmene gerek yok gibi yansıtma yaptığınızda zaten ufak ufak otomatik olarak düzelmeye başlıyor. Çok güzel. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ben aslında ilk olarak Dış Ticaret ve Avrupa Birliği bölümünden mezun oldum. 2 yıllık bir üniversiteydi. Sonrasında psikolojiye olan ilgimi fark edince tekrardan sınava girip psikoloji bölümüne girmek istedim. Şu anda da yüksek lisans sürecindeyim. Kabul olmayı temenni ediyorum. Güzel, inşallah. Sonrasında kendi kliniğimi açarak yoluma devam edeceğim. Harika bir hedef. Umarım en kısa zamanda ulaşırsınız. Umarım. Peki mesleğinizin zor yanları nelerdir?
Yani mesleğimizin zor yanları tabii ki odak noktamız insan olduğu için, insan zaten karmaşık bir yapı. Ruhsal problemler de eklenince daha karmaşık hale gelebiliyor. Mesleğe adım attığınızda kitaplarda okuduğunuz şeylerin aslında gerçekte öyle olmadığını, yani bir vaka analizi yaparken kitap üstünden o konuya aslında çok hakimim derken gerçek hayatta bu şekilde bir vakayla karşılaştığınızda aslında yazdığı gibi olmadığını anlıyorsunuz. Yani insan tabii değişken bir varlık olduğu için haliyle bu konularda yani tecrübeyle birlikte o zorlanma da ortadan kalkmış oluyor. Çok güzel. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Dinlemeyi bilen, empati, en önemli şey empati bence. Hızlı çözüm üretebilen, çözüm odaklı insanlar bu mesleği yapabilirler. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Günümüzde hala ülkemizde psikoloji alanı bir tabu olarak, yani insanlar gidiyor ama saklayabiliyorlar. Ya da ben ihtiyacım yok, niye gideyim ki diyebiliyorlar. Ama bu illa bir ruhsal probleminiz olması gerekmiyor. Bakış açısı kazanmak için, hayatınızın kalitesini arttırmak için, daha pozitif olabilmek için aslında başvurmaktan çekinmemelerini rica ediyorum. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz psikolog Melike Şencan'dı. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Programın sonuna geldik. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.